YouTube kanalımız için SolidWorks Cam eğitim seti hazırlayan, gönüllü olarak buna razı olan Mehmet Bey'e abonelerim ve şahsım adına herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. SolidWorks Cam eğitim setiyle ilgili özellikle değinmemizi istediğiniz konular varsa videonun altına yorum yazın. Hocamız dikkate alacaktır ve bu eğitim seti ücretsiz olarak kanalda paylaşılacaktır. Dediğim gibi Mehmet Bey herhangi bir ücret talep etmedi. Allah razı olsun izleyenlerden demeleri yeterli dedi. Özellikle bunu belirtti. O yüzden bu videoların kıymetini bilin. Herkese paylaşın. Kanalı herkese önerin. En azından insanlar izlendiğini görebilsin. Ve böyle bir kanal olduğunu bilsinler. Dünyada böyle bir kanal var. Anladınız mı? Ne yapmanız gerekiyor? Abone olacaksınız. Destek için kanala katılın. Saygılar. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Herkese merhabalar. 2018 yılından bu yana SolidWorks ile beraber gelen SolidWorks Camp programı ile alakalı sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, SolidWorks Camp SolidWorks paketimizle beraber bize eklenti olarak gelir. Eğer SolidWorks ekranımızda SolidWorks Camp ile alakalı bir kısa yol sekme göremiyorsak demek ki bu pasiftir. Buradan seçenekler menüsüne yandaki oka tıklayarak eklentiler sayfasını açtıktan sonra aşağıda SolidWorks Cam kısa yolumuzu göreceğiz arkadaşlar. Bu sağdaki ve soldaki kutucukları tıkladıktan sonra işaretledikten sonra SolidWorks Cam programımız SolidWorks'ümüzün içerisinde aktif olarak çalışmaya başlayacaktır. Şimdi eğer sekmeler bölümünde de yine kısa yollara kolayca ulaşabilmek için SolidWorks Cam sekmesini göremiyorsak sekmelere sağ tıklayıp sekmeler ve burada SolidWorks Cam sekmesini işaretledikten sonra SolidWorks Cam sekmesi sekmeler bölümünde aktif olarak çalışacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa yollar açıldı. Değerli arkadaşlar, SolidWorks Cam bize ağaçlar bölümünde iki ağaç ile gelir. Bu ağaçların ilki SolidWorks unsur ağacı. Buradan makina seçimi, stok seçimi gibi ayarlarımızı yaparız. Diğeri SolidWorks operasyon ağacı. Özellik ağacı diye görünür, işlem ağacı diye görünür bizde ama operasyon ağacıdır. Bu ağacın altından da operasyon işlemlerimizi yapacağız. Ekranda gördüğünüz katı modeli 2,5 eksen freze operasyonları yapmak için işte havuz boşaltma, yine havuz boşaltma ama burada açılı kontür işlemini göreceğiz. İşte slotlar, ne bileyim dış kontür işleme, yüzey tarama gibi delik işlemleri, kılavuz çekme işlemleri gibi basit operasyonları bu parça üzerinden sizlerle çalışacağız arkadaşlar. İşlemimize başlamazdan önce ilk yapacağımız ayar buradan makine ayarları. Bizim kullandığımız makina nedir? Bu parçayı hangi makinede işleyeceğiz? Bunların ayarıyla başlayacağız arkadaşlar. Burada 2,5-3 eksen için milimetrik yazıyor. Zaten programın kurulumunda metrik inç ayarlarını biz metrik olarak seçtikten sonra bütün takımlarımız, makinalarımız metrik olarak gelecektir buraya. Bunun altında 4 eksen ve 5 eksen makinaları görüyoruz arkadaşlar. SolidWorks 4 ve 5 eksen konusunda bize operasyon olanağı sunmuyor arkadaşlar. Daha sonra torna, single turret metrik torna tezgahı konusunda operasyon hazırlamamızı sağlayacaktır. Bu konuda destek veriyor SolidWorks Cam. Tabii ki kısa bir süreliğine. Şimdi bu katı modelimizi işlemek için freze tezgahımızı seçiyoruz. Buradan çift tıklayarak seçmesini sağlayabiliriz veyahut da tek tıkladıktan sonra seç diyerek makinamızı seçip daha sonraki işlemlere devam edeceğiz. Takım kutusu burada takım kütüphanemizi görüyoruz arkadaşlar. Bu kütüphane ile burada çok işimiz yok. Operasyonları hazırlarken takım kütüphanesine oradan daha kısa yolda ulaşıp hatta özel takımlarımızı yapabiliriz. İşte standart olmayan takımlarımızı seçebiliriz.
O konuya daha sonra geleceğiz. Burada son işlemci bölümünde tezgahımızın işletim sistemine uygun post dosyaları görünüyor arkadaşlar. İşte SolidWorks bize bayağı bir post dosyası vermiş burada. Güvenilir güvenilmez o konuda denemeyle sonuçlaşacağız arkadaşlar. Buradan biz piyasada en çok bulunan FANUC postunu seçebiliriz veyahut da işte daha yaygınlaşmaya başlayan Mitsubishi M70'i seçerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hazırladığım operasyonların postunu Mitsubishi M70 tezgahıma göre bas dedikten sonra buradaki ayar işlemlerimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra katı modelimizin stok tanımlamasına geleceğiz. Stok yöneticisini açtıktan sonra arkadaşlar malzeme seçeneklerimiz buradan stok malzememizi seçebiliriz. Baya bir çeşit sunmuş bize. Yine 1005, 1018 işte alüminyum seçenekleri, paslanmaz çeşitleri, 4140 çelik, diğer döküm malzemeler konusunda işte hatta naylon, poliuretan gibi malzemeler de sunmuş. Biz malzememizi 4140 olarak tanımlıyoruz. Aslında çok bir şey ifade etmez bu seçenekleri hani güncel çalışma sırasında hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Stok yöneticisi konumuz. Stok yöneticisini açtıktan sonra katı modelimizi sınırlayıcı kutu olarak stok gelir. İlk seçeneğimiz bu. Buradan parçamızın etrafına Z yönlerine ve X, Y yönlerine kalınlık verme imkanımız var değerli arkadaşlar. Ben diyebilirim ki burada parçamın X yönünde X artı yönünde 5 milim, X eksi yönünde 5 milim, Y artı yönünde 5 milim, Y eksi yönünde 5 milim, Z yönünde 2 milim kalınlığım var. Z eksi yönünde işte mengeneye bağlamak için fazladan 20 milim kalınlığım var diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde ilk sınırlayıcı kutu seçeneğimizi tamamlamış olacağız. Daha sonra yine stok yöneticisine gelip ikinci seçenek olarak önceden tanımlanmış sınırlayıcı kutu. Hani şimdi bu parçamızı oluştururken parçamızı oluşturacağımız stok daha kabadır. İşte malzememiz işleyeceğimiz malzeme dökümdür. Döküm modeli üzerinden stok oluşturabiliriz. Hatta bunu STL dosya olarak kaydedip STL dosya üzerinden döküm parçalar veyahut da işte çok daha değişik önceden işlenmiş parçalar üzerinde yapacağımız operasyonlar konusunda önceden alınmış talaşları görmemiz için stok hazırlama seçeneği sunar. Bunları daha ileride işte göreceğiz arkadaşlar. Geri buraya döneceğiz. Burada skeç üzerinden stok hazırlama seçeneğimiz de var. Buraya gelip daha önceden çizdiğimiz herhangi bir kabaca bir skeç. Ben diyorum ki şu skeci hazırladıktan sonra benim parçamı işleyeceğim parçamı böyle bir stok üzerinden çıkaracağım. Hurdalıkta böyle bir malzeme buldum. Hani gerçek hayatta böyle şeyler de başımıza geliyor. Hani olabiliyor yani. Belki çok kullanılmaz ama bu skeç üzerinden stok hazırlama da bu şekilde arkadaşlar. Genelde sınırlayıcı kutu üzerinden devam ederiz. Stok yöneticisi kısaca böyle arkadaşlar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, kolay gelsin.